Mehmet Bey merhabalar. Merhaba. Önder Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun, teşekkür ederim. Sizi sormaz, size nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun, bizler deyiz. Öncelikle bizleri bu arada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz siz. Çok sağ olun. Ben röportajımı öncelikle Mehmet Bey ile başlamak isteyeceğim, müsaadenizle Önder Bey. Sizleri tanıyabilir miyiz Mehmet Bey? Sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu? Ben 1980 Hatay doğumluyum. Evet. Sektöre 2015'in Şubat ayında inşaatına başladık. Evet. Yani 3 yıl önce sanırım. 3 yıl önce doğrudur. 3 yıl önce evet. Başladık. Eylül ayında inşaatımızı bitirdik. İşte 1200 metrekare kapalı, 2500 metrekare de açık olmak üzere düğün salonumuzun açılışını yaptık. Evet ve şu anda da faaliyetler devam ediyor diyebilirim. Evet. Ben müsaadenizle sözü ortağınız Önder Bey'e vereceğim. Tabii. Tekrar merhabalar Önder merhabalar. Bey. Merhabalar. Buyurun sizleri tanıyalım. Sizlerin sektörle tanışma hikayesi. 1981 Hatay 4 yıl doğumluyum. Evet. Mehmet bir ortağım da var. Uğur. Aslında 3 ortağız biz buraya. Uğur Bey'e de selamlarımızı gönderelim. Evet. Bu da bir evet. Röportaja katılamadı. Destekler emekleri evet. Ama. 3 arkadaşın yan yana gelip ortak bir karar vermesiyle bu bölgedeki bu sektörün halen gelişmekte olduğu, daha gelişmemiş ama gelişmekte olduğu bir sektör olarak göz önüne koyduk. Büyük çabalarla yaptık burayı biz. Üç ortağın sırt sırta vermesiyle diyelim. Evet. Beraber çabasıyla yaptık. Bazı eksiklerimiz var. Eksiklerimizi tamamlamaya çalışırken en iyisini, en güzelini bölge halkına sunmaktan onur duyuyoruz. Başka yaptığımız hiçbir şey yok şu an. Evet, mücadeleye devam evet. ediyoruz. Peki neler yapıyoruz burada Önder Bey? Biraz tanıyalım mı Allianz Düğün Salonu'nu? Allianz... Yani biz buraya geldiğimiz zaman ne gibi hizmetlerle karşılaşıyoruz? Allianz Düğün Salonu'nda yemekli, yemeksiz, daha da nasıl anlatayım? Biraz arz talep meselesi aslında sizin işiniz. Yani siz buradaki taleplerin hepsine olumlu bir şekilde yanıt veriyorsunuz. Yani evet. Kişi sizden ne istiyorsa siz çözüm odaklı gidiyorsunuz. Evet. Yani bazı düğünler bizim buranın örfüyle, adetiyle söylersem mevlütlü düğünler, ondan sonra yemekli düğünler, evet. Ne bileyim daha değişik, nasıl isterse. Halkın istediği şekilde bir sunum yapmaya konsept çalışıyor. Yapıyorsunuz evet, yani. Evet. Yeter ki buraya gelsinler sizlerden bir şey istesinler. Evet. Yani yemekli, yemeksiz, Kur'anlı, mevlütlü. Evet. Hepsini burada uyguluyoruz ama zor bir iş yapıyorsunuz Mehmet Bey. Yani hizmet sektörü zordur. Özellikle sizin sektörünüzde hataya yer yok. Çünkü evet. Bir kere oluyor geri insan hayatında. Geri dönüşü olmayan bir iş evet. Nelere dikkat ediyorsunuz Allianz Düğün Salonu olarak Mehmet Bey? Öncelikle bir kere güler yüz olmazsa evet, olmaz. Evet güler yüz. Güler yüzlü bir personel. İşinde profesyonel ekiplerle çalışmaya özen gösteriyoruz. İşte evet. Fotoğrafçısı olsun, kameracısı olsun, müzik ekibimiz olarak. Evet. Profesyonel ekiplerle çalıştığımız zaman herkes işini en iyisini yaptığından dolayı şu ana kadar bir sıkıntılı bir süreç geçirmeden en iyi şekilde yaptık. Bütün müşterilerimizi memnun ve güler yüzlü bir şekilde karşıladık. Bu sizi çok mutlu ediyor değil mi? Yani özellikle müşterilerinizden teşekkür etmeleri farklı bir haz veriyordur. Tabii ki size. Yani müşterilerin bize olan memnuniyeti bizim daha çok gelişmemizi, daha çok kendimizi yenilememizi ve sektördeki değişikliklere ayak uydurmamızı sağlıyor. Çünkü sürekli de gelişiyor tabii. Evet. Evet. Yani, İstekler de artıyor. Düğün konseptinde bir sınır yoktur zaten. Sınırlamak gibi bir şey yok. Konsept sürekli kendini yeniliyor. Yani insanların istekleri buraya sadece gelinle damadı memnun etme şekli değil. Gelen 500 misafirse, 1000 misafirse hepsini memnun etmek zorundasın. Çünkü her gelen misafir burada senin müşterin. Eğer o müşteriyi memnun edersen yarın arkası devam edecek. Ama edemediğiniz zaman problem yaşarsınız. Aslında siz de empati kuruyorsunuz yani benim anladığım kadarıyla. Siz de bir yere bir hizmet almaya gidiyorsunuz. Yani ne bekliyorsanız onu uyguluyorsunuz. Evet. Yani aynen. Hizmette sınır olmamalı. Yani personelin en iyi şekilde olmalı. Kıyalı, feti, kılığı, ne bileyim ben her şekli. Tabii her şekliyle dört dörtlük olmalı. İçerideki İşte ortamın çok iyi olması lazım. İşte müzik ekibinizin o günkü düğüne ekip olarak ayak uydurabilmesi lazım. Ya o gün eğer ayak uyduramıyorsa siz burada büyük problem yaşarsınız. Ya puzzle parçaları böyle yerli yerinde evet, olması lazım evet. Aslında. Ama bence sizin en büyük başarınızın sırrı çok severek yapıyorsunuz işinizi. Hani o amatör ruhu kaybetmemişsiniz hiç o ilk girdiğiniz dönem.
Evet. Özellikle. Ya hala biz amatörüz. Yani biz bu işi hani çocukluktan getirdiğimiz bir meslek değil. 2015 yılında 3 arkadaşın yan yana gelip hadi bunu yapalım mı? Yapalım demeyle yürüttüğümüz bir iş aslında. Tabii biraz da teşvik de etmişlerdir mutlaka sizi. Yani teşvik derken teşvik de görmedik. Hayır, teşvik görmedik. Üç arkadaşın delice verdiği bir karardır. Ben sadece onu söylüyorum. Yani şimdi deseler biz sektörü öğrendik iyi kötü biraz. Belki düşünürüz. Ama o anki şartlar, o anki yapımız bizi buraya itti. Bunu yaparken de çok zorlandığımız günler oldu. İyi günümüz, kötü günümüz geçti ama... Ne güzel, bozulmamışsın. Yani abi, kendimizi bozmadık. Üç ortak hala sırt sırta verip nasıl daha çok başarıya ulaşırız diye onun savaşını vermekteyiz. Başka hiçbir şey yok. Evet, peki gelen misafirler genelde hangi bölgelerden geliyor Mehmet Bey buraya? Tabii Hatay ağırlıklıdır ama evet, Hatay. Şehir dışı mesela var mı? Var. Adana'dan gelen misafirlerimiz var. Gaziantep'ten var. İşte Osmaniye'den oluyor ağırlıkta. Evet. Bir de genel olarak işte bölgeden işte Dört Yol, Payas, Erzim, evet, Yeşiköy. Buralardan geliyor genelde ağırlıklı misafirlerimiz. Evet. Peki hedeflere ulaşabildiniz mi Önder Bey? İstediğiniz yerde misiniz? Hedeflerimizin %80'ine ulaşmış durumdayız. Ama bunu %100 yapmak için büyük bir çaba harcıyoruz. %100 olunca tamam başardık duruyoruz muyuz? Durmuyoruz. Yine kendimizi yenileyeceğiz, konseptimizi yenileyeceğiz, personelimizi yenileyeceğiz, personelin eksiklerini tamamlayacağız ve sektörde en iyi olmaya çalışacağız. Yani hedef hiç bitmeyecek. Hedef bitmeyecek. Biterse biz de biteriz. Evet. Evet, biz bir yolda başarılar dilerim o zaman sizlere. Biz herkesi buraya davet edelim, yani Allianz Düğün Salonu'na davet edelim. En azından sizlerle bir tanışmaya davet edelim. Bunlar da bizim için kafi diyelim. Buradan son sözlerinizi alalım artık. Yavaş yavaş sonlandıralım röportajı. Buyurun Önder Bey. Bizi tercih eden ve tercih etmeyi düşünen bütün bölge halkına ve herkese teşekkür eder. Sonsuz dileklerimizle, evlenen çiftlerimize mutluluk diler. Bir ömür boyu mutlu olsun. Çok sağ olun. Buyurun Mehmet Bey, sizlerden alalım son sözleri de. Bugüne kadar bizi desteklerini esirgemeyen tüm eş, dost ve misafirlerimize çok teşekkür ederim. Evet, bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatarak bu keyifli röportajımızı sonlandıralım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun.